Özdinç Orman Ürünleri'nin katkılarıyla hazırlanan Adem Görgülü ile 7'den 70'e Görgülü Show başlıyor. Evet efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Yakışıklarım, sizleri şöyle bir yerlerinize alalım. Evet, süpersiniz. Kıymetli dostlar, kıymetli izleyenlerimiz. Efendim, bugün bomba gibi bir programa yine bizler hazırız. Nereden hazırız? Yine her zamanki gibi Fethiye'den, AYS Garden'dan efendim. Sevgili Umut Aras abime çok teşekkür ediyorum. Her hafta bizlere yapmış olduğu desteklerden dolayı. Efendim, ekranları başında birbirinden kıymetli izleyenlerimiz, sizler Mavi Karadeniz ekranlarında, sosyal medya sayfalarımızda bizleri izleyen tüm güzel insanlar ve yine birbirinden kıymetli ve değerli, muhteşem insanlar, güzel abilerim, ablalarım, çocuklarımız. Hoş geldiniz. Evet, şöyle bir bugün kim var? Çok merak ediyorsunuz kıymetli dostlar. Denizli, Garbıyık, Karaağaç. Karbıyık değil mi? Karbı Karaağaç. Yörük Türkmen Kültürü ve Dernek Başkanı, bir tane başkanımız, çok kıymetli başkanımız ve kıymetli misafirlerimiz aramızda, Alim Kafes Başkanımızla beraber. Başkanıma bir alkış. Kıymetli dostlar, birbirinden kıymetli sanatçılarımız var. Yine rahmetli Hayrı Dev, merhum abimizin evladı mı diyelim, torunu mu? Torunu İsa Bey aramızda. Yine kardeşim Yunus Yılmaz ve birçok sanatçı dostlarımız ve programımızın önündeki dakikalarda söyleyeceğim sürpriz sanatçımız da var efendim. Çok fazla lafa söze gerek yapmadan Yunus'um, senden bir güzel türkü alalım. Hadi bakalım. Evet kıymetli dostlar, bu arada boş durmuyorsunuz. Sevgili yönetmenim, WhatsApp numaramız var değil mi? Aynı numaradan SMS'lerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Söz Yunus'unda. Çok teşekkür ediyorum Adem abi. Hayırlı uğurlu olsun yine tekrar programınız. Denizli'den gelen misafirlerimize de teker teker hoş geldiniz diyoruz efendim. Çok sağ olun. Çok mersi. Evet efendim, ekran başında bizi izleyen konuklarımıza da hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkürler.
aman aman aman. O yâri gözü, o yâri gözü, koyun kuzu kurban aman 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 aman. Olur o zaman, olur o zaman, koyun kuzu kurban aman 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 aman. Olur o zaman, olur o zaman. Tüm Mehmetçiklerimizi de, şu anda görev yapan tüm askerlerimize de gelsin bu güzel Türk efendim. Çok mersi, çok teşekkürler. Yunus'um teşekkürler, ağzına yüreğine sağlık. Can kardeşim, Fethiye'mizin iftarı diyelim. Şöyle kameramıza dönelim. Teşekkürler kardeşim, senin bir yerinizi alabiliriz. Evet kıymetli dostlar, bugün dedik ya sürpriz sanatçılarımız var. Birbirinden kıymetli dostlarımız bu arada aramızda. Tekrardan buradan ekran başında izleyen tüm dostlarımıza kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum efendim. Ben şimdi kocaman bir alkışla Alim Başkanım'ın mikrofonu almak istiyorum. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Size size Denizli'den selam getirdik. Size Acıpayam Kaymakamın Sayın Alişanlı Er'in selamını getirdik. Size Acıpayam Belediye Başkanımız Hulusi'siz Şevkan'ın selamını getirdik. Size Acıpayam daire amirlerimizin selamını getirdik. Size Acıpayam'ın 56 mahalle muhtarımın selamını getirdim. Kısacası size Acıpayam'ın 56 bin şahsının selamını getirdim. Benim de burada selam göndereceklerim var. Almanya Köln'den ağabeyim Ali Kafes, yengem Fatma'na yengem, Ramazan Kafes'e kanma yeğenlerime, Almanya HDH'imdeki yeğenlerime, Hamburg'daki yeğenlerime ve İtalya Modena'daki oğlum Oğuz Kağan Kafes ve Sani Kafes torunlarımı, Hamburg'daki oğlum Yasin Kafes ve eşi Şehriye torunlarıma, Alime, Fadime'ye, Mikail'e, Ramazan'a, ayrıca Muğla yatağından yeğenim olan Yiğit Kurt'a illaki selam gönder dedi. Evet, Muğla'dan. Yiğit Kurt'a selam olsun. Beni tanıyan tanımayan bütün izleyicilerimize kucak dolusu selamlarımı iletiyor, saygılar sunuyorum. Ayrıca Yörük Camiası'na selamlarımı iletiyorum. Evet başkanım çok teşekkür ederim. Kıymetli dostlar şöyle diyeyim başkanım, kameraya dönelim. Öbürkünde miyiz arkadaşlar? Ben şöyle birçok derneklerimizi geziyorum. Tanıştık birçok dernek başkanlarımızla, gönüllü başkanlarımızla ama yani başkanım da yine birçok başkanımız gibi kıymetli, kültürüne değer veren, bu tür sosyal etkinlik programları, kültür programlarına yaşatıp ve yaşatmaya çalışan başkanlarımızdan, adam gibi adamlardan bir tanesi. Allah razı olsun. Yönetimimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber hepsi de adam gibi adamdır. Vallahi kıymetli dostlar, başkanımız zaten sevilmese, gerçekten başarılı bir abimiz olmasa, ekibe bakın, koskoca bir ekip. Yani bugün program başından beri kalabalık bir ekip diyebiliriz. Buradan çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanıma. Başkanım dedikodu yapacağız, seni bir masana alalım. Değil mi? Sandalyeye bir oturalım. Şimdi kıymetli dostlar sevgili kardeşimi alacağım. İsa kardeşim. Hadi bakalım sazının başına alalım. İsa kardeşimden de güzel bir türkü dinleyelim mi? Oynatacak mı bizi? Ne yapacak? İyi hadi bakalım. Evet kıymetli dostlar mesajlarımız bu arada geliyor herhalde. Evet şöyle bir notumuz vardı. Onu da bu arada arkadaşımız hazırlanana kadar okuyalım. Denizli Yörükler Derneği Beyağaç ilçe temsilcisi Aytaç Özdemir aramızda. Değil mi? Evet sevgili kardeşim katılmıştır. Kardeşim hoş geldin. Yani uşam kıyafet bir farklılığı var mı? Yoksa şu arma... Sade keyfiye değil mi? Evet. Arada bir hissetmiştim bunu kardeşim. Bana buraya yollayan başta belediye başkanımız Mustafa Akçay, kaymakamımız Muhammed Özyüksel, ülke idareler ve tüm muhtarlarımızı, tüm beyaçlara kucaklar dolusu selamlar, saygılar. Evet kıymetli kardeşim teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun.
Evet değerli dostlar, biliyorsunuz her hafta Cuma saat 19-21.30 arasında programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ama önümüzdeki haftalarda Allah nasip ederse ayın 17'sinde İzmir Karabağlar Belediyesi'nde olacağız, kültür merkezinde. Yakınlardaki tüm yörükleri, tüm kültür seven dostlarımızı, kıymetli misafirlerimizi bekliyoruz efendim. 24'ünde de Milas efendim, değil mi? Milas'ta değil mi? Milas'ta efendim. Milas'ta olacağız. Yine sevgili başkanımızla beraber güzel bir program. Ve 31'inde de Muğla Büyükşehir'de olacağız. Buradan da dernek başkanlarımız da sıraya yazdırabilirler. Derler ki bizde de program yapalım. Aynı şekilde yörük kültürünü yaşatalım ve yaşayalım diyen dernek başkanlarımız yardımcıma ulaşabilir. Evet İsa kardeşim, sendeyiz. Hadi bakalım. Üstüm gitmiş aylalarda çantar getirmiş. Sümbül çıkmış aylalarda, sümbül çıkmış aylalarda çantar getirmiş. Akşamdan uyumadım, akşamdan uyumadım. Uykuma doyamadım, uykuma doyamadım. Köpek gözün kör olsun, köpek gözün kör olsun. Yar gelmiş duyamadım, yar gelmiş duyamadım. Gönde elinden haber yolla köyden, yaldım yari elinden. Zeybek iner gelir inişler ve yanır. Her yanları görülmüyor, gümüşler de susur.
var yüzünde, benler var yüzünde. Sevmeye geldim, sevmeye geldim, sevmeye geldim, öpmeye geldim. Kameraman gel. Kaydır bu bahçemi, asın asın ederim. Yerim seni, yer. Nikahımızı ışın, önde gelin hoca demişsin. Gel, 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 gel. Ha, ha. Parol küçük efe. Maşallah. Denizli'den geçti mi, soğuk sular içti mi, oy. Denizli'den geçti mi, soğuk sular içti mi, oy. Köylerini gezip de, köylerini gezip de güzelleri gördüm. Gelip hadi bak demeleri, soğan ekmek yemeleri. Hadi garibay demeleri, üzüm ekmek yemeleri. Halaları teyzeleri, denizi çok seviyor. Da huzur gazipsileri, ben köyümü çok seviyor. Yaza selam geline kıza, diye de vurdum saza, vardım yaylaya. Ey yörükler yörükler, dağda yürüyen tüller, yörükler oyun oynarken yerle güller. Ey yörükler yörükler, dağda yürüyen tüller, yörükler oyun oynarken yerle güller. Evet, vallahi başkanım, önce sana sonra da bu kıymetli, birbirinden değerli, maşallah cıvıl cıvıl ekibe çok teşekkür ediyorum. Efendim, ayaklarına, yüreklerine, herkesin o güzel nefeslerine sağlık diyorum. Gayet süpersiniz başkanım ya. Başkanım, yani şimdi misafirlerimiz ne yediler, ne içtiler ben bilmiyorum ki yani. Kumpir aşamışlar. Kuru ekmek, tomaka kurusu, kumpir haşlamışlar gelirken orada yiyemedik. Burada sizin o sahilin kenarına oturduk, yedik. Hatta bir de ilman çaldık oradan. İlman çaldık. Ya şimdi hepiniz bir aradaydınız, görerek aldınız değil mi? O zaman Sabının haberi yoktu. Tamam, buradan ondan helallik isteriz. İnşallah. Sevgili abim, sizin mi abi? Sabı da buradaymış zaten ya. O gördü bizi zaten. Tamam abi. O zaten bizi gördü. Bizim canımız, her hafta bizim evimiz o bizim. Allah abimiz razı olsun. Evet, teşekkür ederiz Umut abimize. Evet başkanım, çok teşekkürler.
Allah razı olsun, seni bir yerine alalım. Şimdi çok fazla birden dedikodu yaparsak olmaz. Şimdi aramızda sürpriz konuklarımız, sürpriz sanatçılarımız, sürpriz ablalarımız, abilerimiz var. Şimdi şöyle allı pullu, altınlı güllü bir ablam gelmiş benim. Onu birazcık, hani derler ya az solist, mikrofonu bir alsak başkanım. Az solist sonradan çıkar derler kıymetli dostlar. Namı değer Hanıma ablamız. Yani Denizli'nin, Muğla'nın, Denizli'nin değil mi? Ege bölgesinin hanım ağası. Evet. Evet, bilenler bilmeyenlere söylesinler arkadaşlar. Ama hiç bilmeyen yok. Ablamın maşallah yurt dışında bile dedikodusu var. İyi anlamda yani. Teşekkür ederim. Evet, hoş geldin ablam. Hoş seni bulduk. Bir tanıyalım. Ben de sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Ya arkadaş, canlı yayında aramayın ablamı ya. Öncelikle bu kadar dedim ya. Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda Alim Başkanımın üyesiyim. Üyeyiz yörüklere. Evet, bir ben, alkış gelsin. Evet. Bir alkış gelsin. Teşekkürler. Ben 15 kere ağalık aldım. İnşallah tekrarında hemen almak üzereyim. Gene Buldan'dan alacağım. Denizli Çaldan'ım ben. Denizli'de oturuyorum, merkezde. Ne güzel. Denizli'nin neyi meşhur ablacığım? Denizli'nin tozu, horozu, kızı. Tozu, horozu, horozu kızı. Kızı. Kızları çok güzeldir, narindir. Maşallah, maşallah. Bir de cıvıl cıvıl baksana kızlarımıza, evet. Maşallah, maşallah. Evet. Denizli'miz çok güzel. Ben de buradan belediye başkanlarımıza, valimize, savcı, kaymakamlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi İyi günler diliyorum. Hanım ablacığım, şimdi belediye başkanımız denmişken, kaymakamımız denmişken buradan da saygı ve sevgiyle öpüyorum buradan tüm yetkililerimizi. Evet. Biz bu programımızı Denizli'de yapacaktık ama Acıbayan'da halka açık, evet, bir konser verecektik ama bazı ufak tefek yetiştiremedik bu haftaya. Önümüzdeki günlerde inşallah başkanım ve i̇nşallah. Kaymakamım. Değil mi Alim Başkan? Evet. Bir yanıma alayım şöyle seni bir ya başkanım. Evet. Başkanım ve kaymakamımız inşallah destek verecektir. Denizli'de bir güzel halka açık bir program yapacağız. İnşallah yapacağız. Tabii biraz da bahar bacağını sallasa o zaman İnşallah. Daha olur. Ben halka de sponsorluğunu üstleneceğim. Sponsorluğunda şahit olun. Bak hanımam, evet, üstlendi. Ben üstleneceğim. Evet. Şahitsiniz değil mi arkadaşlar? Evet. İşi sağlam bağladık. Sağlam gazığı bağladık. Hanım aldıktan sonra korkma. Cesurdur. Bizim Türk kadınımız cesurdur, yüreklidir, ol, dürüsttür. Yörükler dürüsttür. Doğrudur. Bütün Türk milleti dürüsttür, doğrudur, sebecendir. Tabii arada olur ama o kadarlık. Onlar da olsun. Arada bir çürük yumurta çıksın. Evet, o tamam. Kadarlık da olsun. Bu yıl bir güreş ağalığı alma vermiş say kendine, bizim şenliği yapalım. Ben Buldan'ın zaten söz verdim. Oğuz muhtarıma oranın ağalığını aldım zaten. Oldu, sağ olasın. Aldım. Vallahi ben gerçekten aldım. Hanım ablama çok teşekkür ediyorum. Yani dememişler boşuna hanım ağa diye. Bir alkış daha gelsin. Allah razı olsun. Başımızdan sizleri eksik etmesin. Allah'ım teşekkür sizlere ediyorum. Uzun ömürler versin sevgili ablam. Her baba yiğide, herkes ağa olur. Herkes, her şey olur ama ağa biraz zor. Zor olur değil, evet, mi? Evet, ağa zor olur. Gerçekten zor. Çünkü binlerin önüne çıkıp da ağa olmakta çok yürek ister. Cesaret ister. Kesinlikle. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kesinlikle. Biz Türk kadınıyız. Bir ne de mutlu kadınlık Türk'üm ve cesaret, evet, ver arkadaşlar. Cesaret. Evet, cesaret ver. Çok teşekkür cesaret. Ediyorum ablam. Ben de iyi günler ama şöyle diliyorum. Küçük bir dedikodu duyduğum gibi önümüzdeki programımıza da sizi katılmanızı bekliyoruz. İnşallah. İzmir'e zaten ağalarımız davet ettiler. Buradan onlara da sevgi selamlarımı gönderiyorum. İzmir'de inşallah varım. İnşallah. Teşekkür i̇nşallah ediyorum ablam. Varım. Sağ olasın. Evet, bir alkış gelsin hanım ablama. Evet, şimdi sevgili dostlar, Denizli Garbi Karaağaç Yörük Türkmen Kültürü Derneği'nin de bir sanatçıları var. Sanatçımız aramızda mı arkadaşlar? Evet, sanatçımız yerini aldı. Kırgızistanlı değil mi başkanım? Kırgızistanlı sanatçımız Usarova değil mi başkanım? Usarova. Bibikon Surova. Evet, Usarova. Bir alkış gelsin efendim sanatçımıza. Hadi bakalım, alkışlayalım. Evet, Bibican Hanım, hoş geldiniz. Mikrofona konuşalım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, bizleri onurlandırdınız. Çok saygı sunuyorum. Eyvallah, saygılar bizden olsun. Halkıma, Türk kardeşlerime... Çok teşekkürler.
Çok mutluyum, çok memnunum. Vallahi biz size çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. O zaman bizler için ne söyleyeceksiniz efendim? Ben sizler için Çırpınır'dan Karadeniz'de hazırladım. Çünkü bu Türkiye'ye ilk gelişim. Evet, ilk gelişiniz. İlk gelişim. Biraz bana zaman lazım ama ben bu Türk öğünü Çırpınır'da Karadeniz'de hazırladım. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sizi şöyle bir yerin, arkadaşlar sizde var değil mi? Evet, hadi bakalım. Alkışlar gelsin, kuvvetli alkışlar. Teşekkürler. Olsun bütün toran yeller, kor
kurban Türküne bayrağına. Olsun bütün toran eller kurban Türküne bayrağına. Evet, ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler size. Vallahi bizleri onurlandırdınız, gururlandırdınız. Ne güzel, ne güzel sizlere. Efendim, alkışlayan ellerinizde dert görmesin diyorum sizlere. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Vallahi biz kocaman bir aileyiz sevgili dostlar. Şöyle bir enstrüman gördüm ama bu sizin değil mi efendim? Bizim milli çalgınız. Kırgız enstrümanı. Kırgız. Halk enstrümanı. Evet, halk. Bundan müzik dinleyecek miyiz efendim? Dinleyecek miyiz? İlerleyen zamanda dinleyelim olur mu? Bu notasız. Notasız. Evet. Yani notasız ama dengesiz değil değil mi? Bize başka şey çalmaz değil mi? Notasız. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Sizi bir yerinize alalım. Hadi bakalım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, şöyle bir çifte telli oynayalım be ya. Değil mi? Evet, bir çifte telli oynayalım be ya. Hadi bakalım şöyle bir coşturalım, koşturalım, oturmak yok. Oo! Hadi şöyle hanımları bekliyoruz, hanımları. Hanımlar hadi bakalım. Oo! He he he. Allah Allah. Maşallah. Ömrüm, ömrüm, ömrümü, ömrümü yedin, ömrümü çaldın, ömrüm bitirdi. Ah ki senin yordun, kız seni kimler doğurdu? Seni doğurana dostlara, dalalara girmiş dostlara, kovustancı danayı yemesinle haram. Maşallah. Thank you.
Sakın yanlış yapmayın başkana. Yürü. Seni yedi topal, sen zalim topal. Seni yedi topal bu gecede burada kal. Seni hay topal bu gecede yürü. Var ol acı payam derneği var ol. Var ulaşıp yürü. Karabaş koyununu güde 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 getirin. Hop. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun, ellerinize, ayaklarınıza, o güzel yüreklerinize, davulunuza, tokmağınıza teşekkür ederim. Canım benim, kıyamam sana. Evet, ben ortada bir tepsi görüyorum az önce. Ha, bakıyorum buraya, bunun üzerine kim oturacak, kim oturacak, kim oturacak, oturan yok, öyle mi? Ne işe yarıyor anam bu? Öyle ki ben oturdular diyeceğim işte. Anam, altından çekmezlerden mi oturacaksın da? Ortalık biraz şey çekebilirim. Öbür mikrofonu alalım arkadaşlar. Evet, şöyle biraz sık oturalım. Evet, anam benim, bunu kim çalacak şimdi? Sen mi çalacaksın? Ay kurban olurum ben senin o nasır tutan ellerine. Şimdi bir de dövüşecekler, dur sen, dur. Ustanız kim, çırağınız kim sizin? Dur, ben ekranı kapatmayayım. Hadi bakalım. Kardeşim şöyle birazcık davulcu şöyle aç ortayı. Bizde davulcu derler. Yani öyle beyefendi, meyefendi ama yani davulcu derler. Çalgıcı derler. Yani bu olay bu. Yörüklerde böyle değiller gar canım. Size öyle değil mi canım? Sürttürmeli. Sizi şöyle bir ön tarafa alsak anam benim. Heh. Vallahi siz de altınızı ısıtmışsınız ama. Değil mi? Heh. Şimdi ayağın üstüne koydun, daha hızlı vuracaklar ayağın kessin diye. Benim acı yarım, başımın tacı yarım. Benim acı yarım.
çeşme benim, derdimi deşme benim. Seninle dalga geçiyorum, sevdiğim başka benim. Seninle dalga geçiyorum, sevdiğim başka benim. Kadir kızım nina nina, kızım nina nina nina. Aşkı çal, değiştir. Vallahi bir alkış gelsin. Ablam bizim şimdi düğünlerimizde çalgı çenge ihtiyacı olduğunda gelir misiniz oynatmaya böyle? Geliriz biz. Heyek heyek dolaşıyoruz biz. Vallahi hani derler ya böyle çubuğunu almış çingen gibi geziyor diye öyle yani. Anam bir daha söyle duymadılar. Biz çubuğumuzu aldık elimizi 60'tan geri devam. Vallahi bir alkış gelsin, teşekkür ediyorum. Çok 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 sağ olun ablarım, sizlerinize yüreklerinize sağlık. Kıymetli dostlar, daha bugün sürpriz neler var neler, sakın reklamda bile zapping yapmayın. Kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi reklamlar. Havalar soğudu. Kışlık odunlarınızı hazırlayacaksınız. Testereniz var. Peki ya zinciriniz var mı? Kısa sürede körelen ve kopan zincirleri unutun. Üstün teknolojiyle üretilen Wagen zincir artık Türkiye'de. Dünya markası Wagen zincirleri lazer teknolojisiyle üretilmiş olup samuray kılıcı kadar keskin dişlere sahiptir. Dayanıklılığıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Türkiye'ye özel fiyatıyla testere kullanıcılarının beklediği marka Wagen zincir, kalite ve performansıyla artık yanınızda. Hangi marka ve model testleriniz olursa olsun, zinciriniz dünya markası Wagen olsun. Alırsınız, asla yarı yolda kalmazsınız. Marifet testleri de değil, dünya markası Wagen zincirde. Zincirimiz tüm marka ve modellere uygundur. Testlerinizin markası ne olursa olsun, zinciriniz Wagen olsun. Wagen zincirde 28,5 diş, 32 diş, 34 diş, 36 diş, 38 diş zincir bulunmaktadır. Sezonun efsane kampanyasını sizin için hazırladık. 120 TL değerindeki Wagen zinciri tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Üstelik bir tane Wagen zincir alana bir tane Wagen zinciri bedavaya veriyoruz. Evet, bir alana bir bedava. Üstelik bir adet zincir E'si ve bir çift eldiven de bizden hediye. Bu muhteşem seti tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Artık kalitesiz, körelen ve kopan zincirleri unutun. Doğru kesim için özel lazer teknolojisi zincirlerle kesim yapın. Wagen zincir samuray kılıcı kadar keskindir. Wagen testere zincirleri sıkı testlerden geçirilmiş ve tüm motorlu testerelerle uyumlu çalışacak şekilde üretilmiştir. Wagen zincirleri motorlu testerinizin kullanım ömrünü uzatır ve en iyi performansı sergilemenizi sağlar. Wagen zincir motorlu testeriniz için en iyi sonuçları verir. Gevşek bir zincir hem daha kolay aşınır hem de kesme işlemini verimsizleştirir. Özellikle yeni zincirlerde olmak üzere daima zincir geriliminin doğru ayarlandığından emin olun. Zincir, bir motorlu testerinin en temel bileşenlerinden biridir. Motorlu testeriniz için doğru zinciri seçin. Wagen motorlu testere zincirleri, testerenizi daha iyi hale getirmek ve tüm işlerde yüksek performans elde etmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Wagen zincirde 28,5 diş, 32 diş, 34 diş, 36 diş, 38 diş zincir bulunmaktadır. Sezonun efsane kampanyasını sizin için hazırladık. 120 TL değerindeki Wagen zinciri tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz.
Üstelik bir tane Wagen zincir alana bir tane Wagen zinciri bedavaya veriyoruz. Evet, bir alana bir bedava. Üstelik bir adet zincir E'si ve bir çift eldiven de bizden hediye. Bu muhteşem seti tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Havalar soğudu. Kışlık odunlarınızı hazırlayacaksınız. Testereniz var. Peki ya zinciriniz var mı? Kısa sürede körelen ve kopan zincirleri unutun. Üstün teknolojiyle üretilen Wagen zincir artık Türkiye'de. Dünya markası Wagen zincirleri lazer teknolojisiyle üretilmiş olup samuray kılıcı kadar keskin dişlere sahiptir. Dayanıklılığıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Türkiye'ye özel fiyatıyla testere kullanıcılarının beklediği marka Wagen zincir, kalite ve performansıyla artık yanınızda. Hangi marka ve model testereniz olursa olsun, zinciriniz dünya markası Wagen olsun. Alırsınız, asla yarı yolda kalmazsınız. Marifet testere de değil, dünya markası Wagen zincirde. Zincirimiz tüm marka ve modellere uygundur. Testerenizin markası ne olursa olsun, zinciriniz Wagen olsun. Wagen zincirde 28,5 diş, 32 diş, 34 diş, 36 diş, 38 diş zincir bulunmaktadır. Sezonun efsane kampanyasını sizin için hazırladık. 120 TL değerindeki Wagen zinciri tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Üstelik bir tane Wagen zincir alana bir tane Wagen zinciri bedavaya veriyoruz. Evet, bir alana bir bedava. Üstelik bir adet zincir E'si ve bir çift eldiven de bizden hediye. Bu muhteşem seti tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Artık kalitesiz, körelen ve kopan zincirleri unutun. Doğru kesim için özel lazer teknolojisi zincirlerle kesim yapın. Wagen zincir samuray kılıcı kadar keskindir. Wagen testere zincirleri sıkı testlerden geçirilmiş ve tüm motorlu testerelerle uyumlu çalışacak şekilde üretilmiştir. Wagen zincirleri motorlu testerinizin kullanım ömrünü uzatır ve en iyi performansı sergilemenizi sağlar. Wagen zincir motorlu testeriniz için en iyi sonuçları verir. Gevşek bir zincir hem daha kolay aşınır hem de kesme işlemini verimsizleştirir. Özellikle yeni zincirlerde olmak üzere daima zincir geriliminin doğru ayarlandığından emin olun. Zincir, bir motorlu testerinin en temel bileşenlerinden biridir. Motorlu testeriniz için doğru zinciri seçin. Wagen motorlu testere zincirleri, testerenizi daha iyi hale getirmek ve tüm işlerde yüksek performans elde etmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Wagen zincirde 28,5 diş, 32 diş, 34 diş, 36 diş, 38 diş zincir bulunmaktadır. Sezonun efsane kampanyasını sizin için hazırladık. 120 TL değerindeki Wagen zinciri tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Üstelik bir tane Wagen zincir alana bir tane Wagen zinciri bedavaya veriyoruz. Evet, bir alana bir bedava. Üstelik bir adet zincir E'si ve bir çift eldiven de bizden hediye. Bu muhteşem seti tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Havalar soğudu. Kışlık odunlarınızı hazırlayacaksınız. Testereniz var. Peki ya zinciriniz var mı? Kısa sürede körelen ve kopan zincirleri unutun. Üstün teknolojiyle üretilen Wagen zincir artık Türkiye'de. Dünya markası Wagen zincirleri lazer teknolojisiyle üretilmiş olup samuray kılıcı kadar keskin dişlere sahiptir. Dayanıklılığıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Türkiye'ye özel fiyatıyla testere kullanıcılarının beklediği marka Wagen zincir, kalite ve performansıyla artık yanınızda. Hangi marka ve model testeriniz olursa olsun, zinciriniz dünya markası Wagen olsun. Alırsınız, asla yarı yolda kalmazsınız. Marifet testere de değil, dünya markası Wagen zincirde. Havalar soğudu. Kışlık odunlarınızı hazırlayacaksınız. Testereniz var. Peki ya zinciriniz var mı? Kısa sürede köre kopan zincirleri unutun. Üstün teknolojiyle üretilen Wagen zincir artık Türkiye'de.
dünya markası Wagen zincirleri, lazer teknolojisiyle üretilmiş olup samuray kılıcı kadar keskin dişlere sahiptir. Dayanıklılığıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Türkiye'ye özel fiyatıyla testere kullanıcılarının beklediği marka Wagen zincir, kalite ve performansıyla artık yanınızda. Hangi marka ve model testleriniz olursa olsun, zinciriniz dünya markası Wagen olsun. Alırsınız, asla yarı yolda kalmazsınız. Marifet testleri de değil, dünya markası Wagen zincirde. Zincirimiz tüm marka ve modellere uygundur. Testerinizin markası ne olursa olsun, zinciriniz Wagen olsun. Wagen zincirde 28,5 diş, 32 diş, 34 diş, 36 diş, 38 diş zincir bulunmaktadır. Sezonun efsane kampanyasını sizin için hazırladık. 120 TL değerindeki Wagen zinciri tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Üstelik bir tane Wagen zincir alana bir tane Wagen zinciri bedavaya veriyoruz. Evet, bir alana bir bedava. Üstelik bir adet zincir E'si ve bir çift eldiven de bizden hediye. Bu muhteşem seti tanıtım fiyatına 99 TL'ye gönderiyoruz. Artık kalitesiz, körelen ve kopan zincirleri unutun. Doğru kesim için özel lazer teknolojisi zincirlerle kesim yapın. Wagen zincir samuray kılıcı kadar keskindir. Wagen testere zincirleri sıkı testlerden geçirilmiş ve tüm motorlu testerelerle uyumlu çalışacak şekilde üretilmiştir. Wagen zincirleri motorlu testerinizin kullanım ömrünü uzatır ve en iyi performansı sergilemenizi sağlar. Wagen zincir motorlu testeriniz için en iyi sonuçları verir. Gevşek bir zincir hem daha kolay aşınır hem de kesme işlemini verimsizleştirir. Özellikle yeni zincirlerde olmak üzere daima zincir geriliminin doğru ayarlandığından emin olun. Zincir, bir motorlu testerinin en temel bileşenlerinden biridir. Motorlu testeriniz için doğru zinciri seçin. Wagen motorlu testere zincirleri, testerenizi daha iyi hale getirmek ve tüm işlerde yüksek performans elde etmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Wagen zincirde 28,5 diş, 32 diş, 34 diş, 36 diş, 38 diş zincir bulunmaktadır. Sezonun efsane kampanyasını sizin için hazırladık. 120 TL değerindeki Özdinç Orman Ürünleri'nin katkılarıyla hazırlanan Adem Görgülü ile 7'den 70'e Görgülü Show devam ediyor. Haydi bakalım. Efendim? Faro.
deyil kuşmuş yavru sarın yolları. Aman aman kırına da vermiş damanda damayın kalsın aman aman. Kızı bana yalmış de karşılar Harun! Hey! Alfa gibi efendim. Çok 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 teşekkürler. Alkışlayan elleriniz dikkat görmesin. Yüreğinize sağlık efeleri. Çok teşekkürler. Kıymetli dostlar, reklamlardan sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla programımıza devam ediyoruz. Nevzat Salman abimizden güzel bir zeybek oyunu geldi. Şimdi öbür gün mikrofonumuzu alalım arkadaşlar. Şimdi bugün başkanıma bir sürpriz yapmak istedik. Kıymetli başkanımın bugün doğum günüymüş. Evet, evet, evet. Bir alabilir miyiz arkadaşlar? Kardeşim bir şey yapar mı? Şöyle bir yardımcı olalım. Evet, 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 evet. Evet başkanım, vallahi ben şöyle davulun üstünde kesmek istiyorum bu pastayı. Davulun üstünde. Evet, yörükler biliyorsunuz. Toprakta yerler, toprakta yaşarlar. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Çocuğum benim. Şöyle koy bakalım. Şöyle. Heh. Oh, kıymetli izleyenler, başkanım şöyle mikrofonu sana almak istiyorum. Şimdi bıçak kesmez, bir de bıçak küt gelmiş. Başkanım. Paslı bıçağı olmaz bu. Yeni getirin. Yeni mi getirelim o zaman? Başkanım, elimizde kalan bıçak bu. Bu da ta dedem zamanından. Dedem rahmetli giderken ağzını böyle demiş. Kızoğul ne biçim bu ya? Benim torun demiş, biraz demiş sinirli demiş, kesir sağı solu diye ağzını kesmiş gitmiş bak başkan. Evet, testere gibi bir sana bir bana. Ama başkanım diyor ben bunu telafi edeceğim diyor. Değil mi başkanım? İnşallah telafi ederiz canım. Başkanım sıkıntı yok. İyi ki doğdun. Sağ İyi ol. Ki buradasın. İyi ki varsın. Mutlu yıllar, nice senelere başkanım. Bir sağ alkış olun. Daha kuvvetli bir alkış. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Bizim arkadaşlarımız bir şeyler yazmışlar ama ben okuyamadım şöyle ya.
Ya işte bak. Nice yıllara dürüst başkanım Alim. Sağ olun arkadaşlar. Allah razı olsun. Hanıma gel bakalım. Ya hanıma bu var ya gerçekten hanıma. Bizim gururumuz ben hanım ablam. Alkış gelsin alkış. Hanım sen de gel. Vallahi yengen gidi çağır yengen ha. Yengem sen de gel olur mu? He. Amcamın yanında olacaksın tabii. Olsun. He. Evet yengemle beraber kesecekler tabii. He. Gel, hanım hanım da beraber. Üç koldan kesilsin hadi, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İyi ki doğdun başkan. Sağ olun arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden de. Köydeki oğlum kızmış. Onu da selam eder. Gözlerinden öperim Gökmen'ime. Alperen'ime. Kendimin de Hamburg'da. Onun da doğum günü. Doğru. Benimle beraber. Torun da aynı doğmuş. Torun da kameraya konuşalım başkanım. Gelin de aynı gün doğmuş. Üçümüz birden doğum günü yapıyorduk. Ayrıldık o zaman tabii. Ailenin tamamına kestik bu doğum evet, günü pastasını. Evet. Üç tane olduğu için üçümüzü birden. Çok teşekkürler. Herkese gitsin efendim. Hepinizde sağ olun. Herkese gitsin. Olun. Mutlu yıllar başkanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet şimdi bizim Kırgızistanlı sanatçımızdan bir şarkı alalım bakalım. Değil mi? Alalım tabii. Evet. Şöyle sizi bir sahneye alalım. Oturarak mı ayakta mı çalacaksınız? Oturarak. O zaman sandalye kiralayalım hemen size. Şöyle sandalyemizi alalım ortaya efendim. Öbür mikrofonumuz kimdi arkadaşlar? Telefonlarımızı sessiz alalım. Sen jılқычы, мен чабан. Yeah.
Efendim teşekkürler. Vallahi kardeşimiz o kadar güzel okudu ki bizi duygulandırdı. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkürler. Sizleri de çok şöyle kameraya, kameraya. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok vallahi hoş geldin. İyi ki geldiniz. Sizi yerinize alalım. Çok sağ olun. Eyvallah efendim. Çok teşekkürler kıymetli dostlar. Şöyle ben birkaç tane bugün... Fazla yer veremedik. SMS'ler okumak istiyorum kıymetli dostlar. Adem kardeşim selamlar. Sıradaki eser Burdur'a gelsin. Plaka 15 demiş kardeşim. Her hafta bizi egzozcu. Bayram kardeşim sağ olsun var olsun. Sadık Kahyaoğlu Topal Osman şarkı demiş. Feyzullah Gökdağ'dan Kahve Gençlik. Vallahi o kadar istek var ki arkadaşlar. Zamanımız yeterse okumaya çalışırız. Sıkıntı yok repertuarımıza diyelim. Yörük Efe'den selam demiş Adem kardeşim. Başarılar diliyorum. Alim kardeşime demiş. Başta olmak üzere. Herkese selamlar ve sevgiler demiş. Teşekkürler Yörük Camiası. Bizleri izleyen tüm dostlarımız. Evet Yunus Yılmaz hadi biz senden türk alalım. Abimden mi alalım? Hadi bakalım. Evet Ramazan abimizden güzel bir türk alıyoruz. Gönder bakalım hadi gelsin. Gönder bakalım güzel bir türkü gelsin. Sıkıntı mı var arkadaşlar? Evet hadi bakalım o zaman Yunus'umdan gelsin abim hazırlığını yapasıya kadar. Gönder bakalım. Evet alkışlar gelsin mi Yunus kardeşime, Yunus Yılmaz'ıma. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Göster hangisi beni yerden yere saldın kara kız. Kimler üzdü seni göster hangisi beni yerden yere çaldın kara kız. Vay ben öleydim. Vay ben öleydim, görmeseydim gözlerini kara kız. Görmeseydim gözlerini kara kız.
çapraz düzgüsü. Kimler üzmüş seni, göster hangisi. Beni yerden yere çaldın kara kız. Kimler üzdü seni, göster hangisi. Görmeyeydim gözlerini kara kız. Vay ben öleydim, vay ben öleydim. Görmeseydim gözlerini kara kız. Görmeseydim gözlerini. Ne kadar çok aşka intizan eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizan eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Yavrunun anası gibi, sevenin sevdası gibi, derdimin dermanı gibi. Ben de özledim, ben de, ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde, ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Suçu bendedir. Canımdasın dilde değil, haykırış elde değil. Terk edip de giden sensin, bunun suçu bendedir. Yavrunun anası gibi, sevenin sevdası gibi, derdimin dermanı gibi. Ben de özledim, hep beraber. Ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde, ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde, ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde, ben de özledim, ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Çok teşekkürler efendim. Çok mersin. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Evet Yunus'um, ağzına yüreğine sağlık. Seni şöyle bir yerine alalım. Çok çok teşekkürler. Evet oynayalım o zaman arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle Muğla'ya doğru gidelim mi? Gidelim değil mi? Gitmeyelim. Gitmeyelim mi? Nereye gidelim? Acıpayam'a. Acıpayam'a mı gidelim? Vallahi hasyörük bu ya. Köküne çekiyor adamı ya. Adamın dibi ya. Nereye, adın ne senin? Bedefe. Anlamadım ki. Mehmet Efe. Belli zaten. Var ya sen büyük Efe olacaksın sonra. Canım benim. Ya şu minnacık bir kızımız daha vardı ya. Anam 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 anam. Şöyle bir yakın gel. Sen de miyiz kardeşim? Kalk bakalım şöyle bir ya. Allah'ım bu güzellik ne? Senin adın ne? Fadime. Fadime. Sevgili izleyenleri bak bizim kızlarımız, biz yörükleri bu yaşta bu şekilde giydirmeye başlarız. Efe sen de gel. Mehmet Efe sen de gel. Allah'ım Allah'ım şöyle çek bakalım şunları yakından. Mehmet Efe ve Fadime Hanım değil mi? Allah'ım teşekkürler, bir alkış gelsin bu güzel gençlerimize, bizim geleceğin yıldızları maşallah canlarımız. Evet hadi bakalım bir ev yaptıralım Tuğla'dan, bir kız alalım Muğla'dan. Hazır mısın? Tamam bir oynayalım, ondan sonra Ramazan'ımızı alacağız. Hadi bakalım.
Hadi bayanlar, hadi kızlarımız. Ev yaptırdım tuğladan, bir kız sevdim Muğla'dan. Ev yaptırdım tuğladan, bir kız sevdim Muğla'dan. Göz gördü gönül sevdi, ayırmasın yaradan. Göz gördü gönül sevdi, ayırmasın yaradan. Böyle olsun da böyle olsun, her günümüz böyle olsun. Böyle olsun da böyle olsun, her günümüz böyle olsun. Bizi nazar edenin iki gözü kör olsun. Bizi nazar edenin iki gözü kör olsun. Kopardım dalından, tuttum yarın kolundan. Gül kopardım dalından, tuttum yarın kolundan. Öptüm öptüm kokladım, yarın al yanağından. Öptüm öptüm kokladım, yarın al yanağından. Böyle olsun da böyle olsun, her günümüz böyle olsun. Böyle olsun da böyle olsun, her günümüz böyle olsun. Bizi nazar edenin iki gözü kör olsun. Aramıza girenin iki gözü kör olsun. Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeller olmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeller olmasaydı. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de benimki bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de başkanım bir tanesi. Haydi Mavi Karadeniz yıkılıyor. Oyar zülfünü tarar da gönül yarini arar. Oyar zülfünü tarar da gönül yarini arar. Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyenler ahirette ne şimdiler? Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de benimki bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de hanımım bir tanesi. Teşekkürler, çok sağ olun efendim. Vallahi bugün çok mutlu ettiniz beni. Başkanım bir de yaklaşık bir 10 gündür hastayım. Yani bugün üzerinize afiyet, hani Allah kimseyi düşürmesin. 12. iğneyi yedim de geldim buraya. Biz o hastalığı da alığı götürürüz, hiç korkma, ata gideriz. Vallahi siz geldiniz zaten, ben bugün zıpkın gibi oldum ya. Allah razı olsun, çok teşekkürler başkanıma da. Evet kıymetli abime, ne şöyle güzel bir Ramazan abimden şöyle güzel bir mikrofonu hemen uzatıyorum Ramazan abime. Güzel bir türkü okusun bizlere. Evet, bir yiğit gurbete gitse dedi sevgili abimiz. Bu güzel türküyü de benim babacığım çok sever. Buradan beni izliyordur, her hafta izliyor.
anneme, babama, aileme selamlar olsun. Oğluma da selamlar olsun. Ellerimi öpüyorum. Abim bizi aldı götürdü şöyle uzak diyarlara. Çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi ben başkanım ve hanım ağamızı yanıma almak istiyorum. Onlar zaten çabucak geldiler. Öyle mi yapalım şimdi? Hemen hazırlığımızı yapalım. Bizim reklamlar mı? Evet sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bizler biliyorsunuz ihtiyaç cep boş. Her hafta para lazım yani. Değil mi kardeşim? Kısacık bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra yine programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi reklamlar. Bal üreticileri ve arıcılar ekran başına. Türkiye'de bir ilk. Arıcılıkta devrim. Artık Varova dert olmayacak. Varova Savar kullanın, Varova'dan kurtulun. 20 yıldır ben bu arı işiyle uğraşıyorum. Bu Varova illetinden bir türlü kurtaramadım. Varova Savar, tıbbi ve aromatik bitkilerin distile edilmesiyle oluşan hidrolat ve esansiyel yağlarından üretilmiş Varova'yı yok etmede kullanılan bitkisel jeldir.
Arıların en büyük problemi varovayla nasıl mücadele ederiz? Arıcılık nasıl daha verimli hale gelir? Arının en büyük görevi çalışmaktır. Peki bazı arıcılar bizim arılar neden çalışmıyor diye dert yandığını duyar gibiyiz. Tabii ki varovadan. Peki varova neden arılarımızı birer birer yok ediyor? Bunun için neler yapmalıyız? İşte size Varova Savar adlı müthiş bir ürün. Tamamen bitkisel olan, balda kalıntı bırakmayan bu jelimizi kullanmak oldukça kolay. Bildiğin tamamen doğal, tamamen bitkisel bir ürün. Bunu kullanmaya başladım ve kullandıktan sonra kullanması da çok basit. Her çıtaya bir damla akıtıyorsunuz ve bu iş böylece bitmiş oluyor. Haftada bir sefere mahsus. Her hafta bir sefer bunu uyguluyorsunuz ve dolayısıyla bu illetten kurtarmış oluyorsunuz. Ben kullandım. Çok da memnunum. Varova Savar jelimizi kovanın içine çıtaların üstü olur, alt tabanı olur. Kovanın herhangi bir yerine haftada bir, her çıtaya bir damla şeklinde koymanız yeterli. 4 mevsim kullanılabilen, balda kalıntı bırakmayan Varova Savar jelimizi sipariş etmek için aşağıdaki telefon numarasını arayarak kayıt bırakmanız yeterlidir. Temsilcilerimiz sizi hemen arayacaktır. 20-25 senedir arıcıyım. 100 tane arım vardı. Birkaç arıyla başladım. 100 tane arı yaptım. Arılarım azalmaya başladı. Duanın şeyine göre ilaç atıyorlar, tarım ilacı neyi, arılarımız azalıyor. Hastalık geliyor. Varola diye bir hastalık varmış, duyduk. Geldim bir gün ki arılarımın önünde arılarımı yerde. Bir arkadaşımı aradım. Arkadaşım geldi, aradı. Dedi ki böyle bir varola, bir ilaç var. Al, memnun kalacaksın. Biz memnun kaldık. Arkadaşlarıma tasfiye ettim. Onlardan memnun kaldım. Arıların tabiatında doğa vardır. Çiçekler ve bitkiler vardır. Doğanın içinde de varova vardır. Varovayı doğadan yok edemeyiz. Ama kovanımızı bu jel sayesinde bir daha oluşmasını önleyebiliriz. Yani halkın bildiği tabirle arı biti vardır. Arılarda yaşayan asalağın adı Varova destructor. Kısaca Varova deniliyor. Varova arıların kanını emerek yaşıyor. Bir nevi arı kenesi de denilebilir aslında. Bir ana arı günde 1500 ila 2000 yumurta atarken Varova günde 7000 yumurta atmaktadır. Ama jelimiz sayesinde kovanda Varova kalmaz ve kokusundan dolayı yeni Varovalar oluşmaz. Varova hastalığı ilk olarak Uzak Asya, Çin, Hindistan, Nepal, Tibet gibi ülkelerde görülmüştür. Bu bölgelerdeki bal arısı olan Apias General'ların bal verimi düşüktür. Koloni başına 3 ila 4 kilodur. Avrupalılar bu arıları ıslah etmeye kalkıyorlar ve bölgeye Apis mellifer, yani bildiğimiz bal arısını götürüyorlar 1960'larda. Islah çalışmaları başarılamıyor. O gün dikkat etmemeleri sonucu bu parazit başta Avrupa'ya, oradan da tüm dünyaya yayılıyor. Varova 1976 yılında Türkiye'ye girdi. Türkiye'ye 1976 yılında Bulgaristan üzerinden giriyor Varova. Bu bölgede çok fazla gezginci arıcı olduğu için tüm yurda yayılıyor. İlk yıllarda verdiği kayıp çok fazla. İlk iki yıl yılda yaklaşık 600 bin koloni sönüyor. Bunun bir nedeni de o yıllarda ilk kara kovanların kullanılması. Daha sonra insanlarda bir çözüm arayışı başlıyor. Geliştirilen ilaçlar Varova ile yeterli mücadele edemedi. Zamanla çeşitli ilaçlar geliştiriliyor. Fakat bazıları kimyasal oldukları için balda kalıntı sorunu nedeniyle, bazıları da artık Varova'nın bağışıklık kazanması nedeniyle etkisiz ya da çok zararlı bir hal alıyor. Özellikle arıcıların bilinçsiz ilaç kullanımı, yani aşırı doz veya eksiksiz doz kullanımı, Varova ile mücadele her gün zorlaşıyor. Varova arıları yok etti. Varova ile mücadele edilmezse ne mi olur? Çok fazla varova olunca gözlerdeki yavru arılar göz içinde ölüyor. Yani koloni sönüyor. Varova popülasyonu yükselirse beraberinde çeşitli viral hastalıkları getiriyor. Özellikle varovanın açtığı yaralardan deformasyon kanat virüsü ve kronik arı felç virüsü arılara bulaşıyor. Daha doğrusu varova arıdan arıya taşıyor.
Sonuçta ya kanatsız arılar doğuyor ya da koloninin büyük kısmı felce yakalanıp sönüyor. Varroa Savarjel. Uzmanlarımızın 90 çeşit çiçek ve bitki yağlarından geliştirdiği Varroa Savarjel'le tanışmanızın tam zamanı. Varroa'dan nasıl mı kurtulacağız? Tabii ki Varroa Savarjel kullanarak. Kullanımı çok kolay ve çok basit. Böyle her şey birer tane bir damla, her çerçeveye bir damla yapıyorsun, birer çerçeve, haftada bir gün. Bak. Varroa'ya etkili ve kesin çözüm. Varroa Savar Jel. Varroa Savar sadece Varroa ile mücadelede oldukça başarılı. Kovanın içerisine jelimizi özel aparatıyla haftada bir çıta başına bir damla şeklinde sıktığınız takdirde yaklaşık 1-1,5 ay etkisini gösteriyor. Bu süre zarfında buharlaşan jel sayesinde kovanın içerisine koku yaydığı için yeni varovalar gelemiyor ve eskileri ölüyor. Balda kesinlikle kalıntı bırakmayan bu jeli mutlaka kullanmanız gerekmekte. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine bu ürünü satın aldım ve bu ürünü satın aldıktan sonra ben bunu araştırmasını yaptım. Bu balda kalıntı bırakmayan, balda kalıntı bırakmayan bir ürün. Bunu isterseniz yiyebilirsiniz de. Aa bak böyle. Ah buyur. Ah. Varroa Savar'ı birçok aracı da tavsiye etmektedir. Bir sefere mahsus, her hafta bir sefer bunu uyguluyorsunuz ve dolayısıyla bu illetten kurtarmış oluyorsunuz. Ben kullandım, çok da memnunum bu konuda. Arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Bunu yapandan, üretenden Allah razı olsun diyorum ve kaldığım bir daha da belirtmek isterim. Bir kutu Varroa Savar jelimiz her çıtayı haftada bir damla şeklinde uygulama yapılacaktır. İlk haftada bir damla, ikinci hafta bir damla ve 15 gün sonra bir damla sıkın ve yaklaşık bir kutu 1,5 ay gitmektedir. Hemen aşağıdaki telefon numarasından danışma hattımızı arayarak kayıt bırakın. Temsilcilerimiz sizi arayacaktır. Böylelikle Varroa'sız bir yaşama sahip olun. Ben Arda annem, Damal köyünde. Arıcılığı seviyorum. Seviyorum arıcılığı. Yalnız bu hastalıklar oluyor arılarda, moralimiz bozuluyor. Sonradan şeyini bulduk. Bunun ilacını bulduk. Herkese de tavsiye ederim. Daha güzel oldu, sorun kalmadı, rahatım, içimi rahat. Bu ilacı herkese de kullanmasını tavsiye ederim. Türkiye'de bir ilk. Pratik ve kolay kullanımıyla Varroa'ya kesin çözüm. Varroa'ya kesin bitkisel çözüm. Jel şeklindeki ürünümüzü alın, Varroa'dan kurtulun. Bitkiseldir ve kesinlikle balda kalıntı bırakmaz. Her mevsim kullanılabilir. Varroa Savar, bakanlık ruhsatlı bir ürün. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ruhsatlı ve %100 doğal ve %100 Türk malı Varroa Savar jel. Pratik ve kolay kullanım. Varroa mücadelesi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yapmanız gereken tek şey Varroa Savar jeli kullanmak. Varroa Savar demek daha çok kazanç demek. 20-25 senedir arıcıyım. 100 tane arım vardı. Birkaç arıyla başladım. 100 tane arı yaptım. Arılarım azalmaya başladı. Duanın şeyine göre ilaç atıyorlar. Tarım ilacı neyi? Arılarımız azalıyor. Hastalık geliyor. Varroa diye bir hastalık varmış. Duyduk. Geldim bir gün ki arılarımın önünde arılarımı yerde. Bir arkadaşımı aradım. Arkadaşım geldi. Aradı. Dedi ki böyle bir Varroa bir ilaç var. Al memnun kalacaksın. Biz memnun kaldık. Arkadaşlarıma tasfiye ettim. Onlardan memnun kaldı. Varroa Savar balda asla kalıntı bırakmaz. Arılarınızın yaşam gücünün artmasında önemli katkılar sağlar. Kalitesini arttırdığı gibi daha çok bal üretimini de sağlar. Sakın benim arılarımda Varroa yok demeyin. Varroa Savar'ı hemen sipariş verin. Arılarınızın kanını hemen oluşabilecek hastalığın önüne hemen geçin. Aşağıdaki numarayı arayarak kayıt bırakmanız yeterli olacaktır. Temsilcilerimiz size en kısa zamanda dönüş yapacaktır.
Geliştirilen ilaçlar Varova'yla yeterli mücadele edemedi. Zamanla çeşitli ilaçlar geliştiriliyor. Fakat bazıları kimyasal oldukları için balda kalıntı sorunu nedeniyle, bazıları da artık Varova'nın bağışıklık kazanması nedeniyle etkisiz ya da çok zararlı bir hal alıyor. Özellikle arıcıların bilinçsiz ilaç kullanımı, yani aşırı doz veya eksiksiz doz kullanımı, Varova ile mücadele her gün zorlaşıyor. Varova arıları yok etti. Varova ile mücadele edilmezse ne mi olur? Çok fazla varova olunca gözlerdeki yavru arılar göz içinde ölüyor. Yani koloni sönüyor. Varova popülasyonu yükselirse beraberinde çeşitli viral hastalıkları getiriyor. Özellikle varovanın açtığı yaralardan deformasyon kanat virüsü ve kronik arı felç virüsü arılara bulaşıyor. Daha doğrusu varova arıdan arıya taşıyor. Sonuçta ya kanatsız arılar doğuyor ya da koloninin büyük kısmı felce yakalanıp sönüyor. 20 yıldır ben bu arı işiyle uğraşıyorum. Bu varova illetinden bir türlü kurtaramadım. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine bu ürünü satın aldım. Ve bu ürünü satın aldıktan sonra ben bunu araştırmasını yaptım. Bu balda kalıntı bırakmayan, bir ürün. Bunu isterseniz yiyebilirsiniz de. Aa, bak böyle. Ah, buyur. Ah. Bak buyur, bildiğin tamamen doğal, tamamen bitkisel bir ürün. Bunu kullanmaya başladım ve kullandıktan sonra kullanması da çok basit. Her çıtaya bir damla akıtıyorsunuz ve bu iş böylece bitmiş oluyor. Haftada bir sefere mahsus, her hafta bir sefer bunu uyguluyorsunuz. Ve dolayısıyla bu illetten kurtarmış oluyorsunuz. Ben kullandım. Çok da memnunum. Bu konuda arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Bunu yapandan, üretenden Allah razı olsun. Sakın benim arılarımda varova yok demeyin. Varova savarı hemen sipariş verin. Arılarınızın kanını hemen oluşabilecek hastalığın önüne hemen geçin. Aşağıdaki numarayı arayarak kayıt bırakmanız yeterli olacaktır. Temsilcilerimiz size en kısa zamanda dönüş yapacaktır. Pratik ve kolay kullanım. Varova mücadelesi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yapmanız gereken tek şey varova savar jeli kullanmak. Artık varova dert olmayacak. Varova savar demek daha çok kazanç demek. 20-25 senedir arıcıyım. 100 tane arım vardı. Birkaç arıyla başladım. 100 tane arı yaptım. Arılarım azalmaya başladı. Duanın şeyine göre ilaç atıyorlar. Tarım ilacı neyi? Arılarımız azalıyor. Hastalık geliyor. Varola diye bir hastalık varmış. Duyduk. Geldim bir gün ki arılarımın önünde arılarımı yerde. Bir arkadaşımı aradım. Arkadaşım geldi. Aradı. Dedi ki böyle bir varola bir ilaç var. Al memnun kalacaksın. Biz memnun kaldık. Bana da tasfiye etti. Aldım, kullandım. Kullanım şekli de bu. Böyle her şey birer tane bir damla. Her çerçeveye bir damla yapıyorsun. Birer çerçeve. Haftada bir gün. Bak. İstersen yenilebiliyor bile. Bak tatlı. Yenilebiliyor bile. Çok memnun kaldım ben. Arıcılar. Haydi telefon başına. Varova savar sipariş verin. Kısa bir süre içinde arılarınızın bitlerinin döküldüğünü gözlerinizle görün. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki numarayı arayarak kayıt bırakmanız yeterli. En kısa zamanda size dönüş sağlanacaktır. Üstelik kovan başı maliyeti oldukça ucuz. Toplu alımlarda daha indirim imkanı. Hemen arayın. Varova savar şerimize sahip olun.
Mavi Karadeniz TV yeni yayın döneminde de Karadeniz kültürünü HD yayın kalitesiyle Türkiye'ye ve dünyaya taşımaya devam ediyor. Birbirinden değerli konukları ve eğlenceli programlarıyla Metin Çay'la eğlence zamanı her cuma saat 21.30'da Karadeniz'in bir numarası Mavi Karadeniz TV'de. Sakın kaçırmayın. Özdinç Orman Ürünleri'nin katkılarıyla hazırlanan Adem Görgülü ile 7'den 70'e Görgülü Show devam ediyor. Parol. Efeler gibi. Efendim çok teşekkürler, çok teşekkürler efemize. Babam seni bir yerinize alalım. Evet kıymetli dostlar, şöyle birkaç tane reklama gitmeden önce SMS'lerimiz vardı. Onları bir gözden geçirelim. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Ben 50 yaşındayım. Akciğer kanseriyim. Sizden bir parça rica ediyorum. Hastanenin önünde incir ağacı. Vallahi abimiz rahatsızmış. Hemen hastane önce incir ağacı bir yapalım kardeşim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İtalya'dan sevgi ve selamlarımızı iletirim. Tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun demiş kardeşimiz. Yine beni hatırlamadı demesin. Kıymetli yardımcım, Mavi Karadeniz Ege sorumlusu Mahmut Değer, dış yapımcı sorumlusu, sevgili Mahmut abim ve ailesine. Buradan yine Mahmut Koca Türk ve yine az önce İzmir Yörük Dernek, evet Garip Yörük, İzmir Yörük Derneği Başkanımız, sevgili abimizin bir mesajını gördüm ama buradan hatırlayamadığım tüm yörüklerimize, Yörük Dernek Başkanlarımıza kucak dolusu sevgi, selamlar, bir de alkış gönderelim. Evet, başta Alim Başkanım olmak üzere. Evet, bir hastanenin önünde incir ağacı yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Harun Başkan. Müzik.
hastane önünde incir ağacı, anam ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Baştan bip geliyor zehirden acı, annem vay acı. Garip kaldım yüreğime, derd oldu annem, derd oldu. Çok sevdiğim nazlı da yarim el oldu, anam anam el oldu. Süpersiniz canlar, süpersiniz. Alkışlayın, elleriniz dert görmesin efendim. Annem, annem, ah annem. Mezarımı kazın bayıra düzen, annem vay düzen. Yönünü çevirin sılavadan yüze, annem vay yüze. Yönünü çevirin sılavadan, annem vay yüze. Benden selam edin sevdiğim kıza, annem vay kıza. Gurbet elde kaldı diye ağlasın, annem ağlasın. Ağlasın da karaları bağlasın, annem ağlasın. Gurbet elde kaldı diye ağlasın. Ağlasın da anam ağlasın. Evet canlar, o alkışlayan ellerinizi dert görmesin. Çok teşekkürler efendim. Kıymetli dostlar, ekranları başındaki izleyen yine dostlarımıza buradan selamlar olsun. Hastanelerde yatmakta olan tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Evet, cezaevindekileri de Allah kurtarsın. Az önce kulağıma bir dedikodu geldi başkanım. Bir hediye mi gelmiş bize? Ben hediye dedin mi dayanamam işte başkanım. Vallahi hanımam boş gelmemiş. Vallahi hanımam, seni bir yanımıza alabilir miyiz ya? Canım benim. Öncelikle Denizli halkına, vilayetim Denizli, Kazamçal, köyüm Selcen. Selcen köyü halkına, Çal halkına. Süller'de belde başkanlığı yaptım. Bütün Süller halkına gelsin. Bütün dostlarıma gelsin. Yörük camiasına gelsin. Aynı zamanda şehit olan evlatlarımıza, o bağrı yanık analara, o ciğeri yanık, o uyumayan, o devamlı canı yanan analara başsağlığı diliyorum. Acılarında paylaşıyorum. Bir asker polis gerçekten şehit olduğu zaman benim ana yüreğim parçalanıyor. Parça parça parçalanıyor.
Neden bizim evlatlarımıza kıyılıyor? Kahrolsun PKK. Var olsun Türk milleti. Var olsun Türk askeri. Var olsun Türk polisi. Sizleri seviyorum. Kurban olduklarım. Hepinize saygılar, sevgiler. Evet. Vallahi hanımam çok teşekkür ederim. Bu senindir annem. Çam sakızı çoban armağanlı. Denizli'nin hediyesi. Denizli'nin malı. Ben bunu böyle en lüks yerde saklayacağım. Vallahi hiç kullanmayacağım bile. Evet, mikrofonumuza konuşalım sevgili hanıma. Bunlar gerçekten seçerek aldım, beğenerek aldım, isteyerek aldım. İsterseniz siz açın, bir tanesini görsünler. Açalım ağzını. Allah razı olsun ya. Helal, hoş olsun. Bunlar yani hiç gerçekten bir şey değil. Bu Denizli evet. işi, buldan işi bir evet, seccade. Şöyle gel. Evet, şöyle bir arkadaşım bir yardımcı olabilir mi? Evet, hanımamla beraber bu Denizli'mizin, evet. buldanımızın, evet. değil mi? Evet, buldanımızın. Kendine has, evet, özellikleri, el emeği, göz nuru. Göz nuru. Bizlere de hediye olarak geldi. Evet. Umut abime de bir tane vereceğiz. Evet, evet. Evet. Bütün sanatçıların dostlar, hepsine. Sevgili abimiz bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki, tabii ki orkestramıza da beraber. Evet, vallahi hepsine. Hanımam çok teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Ben de nacizane size bir tane CD'mi armağan etmek istiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben de bunu arabamda çalacağım. İnşallah. Ben bir tane çalacağım. De başkanıma, çalacağım. Bir CD'de başkanıma armağan etmek istiyorum. Adem Görgülü, alacağın olsun senin. Evet başkanım, benim alacağım olsun inşallah. Borcun olmasın alacağın olsun. Evet, alacak oldu mu iş değişir. Evet. Vallahi çok evet. sevinirim. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan Mavi Karadeniz'in çok bir sayıda sanatçısını tanıyorum. Hepsi çoğu misafirim oldu. Onlara da saygılar, sevgiler sunuyorum. Mavi Karadeniz'i devamlı izliyorum. Sağ olsun, var olsun. En büyük kanal Mavi Karadeniz. Evet, çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili, ben de buradan Mavi Karadeniz'e bir selam göndereyim. Yönetim Kurulu Başkanımız Davut Bey'e, Kara Davut'a namı değer. Sevgili müdürlerimize ve tüm Karadeniz çalışanlarına, diğer elemanlarına ve ortağına buradan kucak dolusu selamlar olsun efendim. Sevgiler de bizden. Teşekkürler. Evet, çok sağ olun. Bir... Senin adına kucaklıyorum annem. Evet, sevgili kardeşim senden bir tane, İsa kardeşim değil mi? Evet, bir tane hadi bakalım. İsa dayımdan bir tane. Bir tane. Biz sipsi yapacaktık değil mi? Evet, sipsi yapalım o zaman. Hadi bakalım hemen sipsimizi coşturalım. Çıkar, 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 çıkar. Evet, herkese sahne vermiş olalım bu arada. Evet, bir ayağı alabilir miyiz sipsimizi? Sipsimizi bir ayağı alalım. Evet, gel abi şöyle. Kameraya gel, kameraya gel. Evet, mikrofon. Gel bakalım. Hadi bir alkış gelsin. Allah Allah.
Çevirin oğlumu Ramazan oyunları bakalım. Evet, teşekkür ediyoruz abim. Çok sağ olsun. Sipsin'e sağlık. Çok teşekkürler efendim. Keşke zamanımız yetse de. Evet İsa kardeşim, gönder hadi bakalım, senden de bir güzel oyun havası mı alalım? Oynadı ver bize o zaman hadi İsa. Değil mi? Oynadı ver bizi. Hadi bakalım gönder. Hadi beyler. Çok oturduğumuz zaman. Bulundan her gün ayrı koştum.
Teşekkürler ellerinize, ayaklarınıza, o güzel yüreklerinize sağlık. Süpersiniz ya. Vallahi konser mi yaptık, program mı yapıyoruz yoksa düğün mü yapıyoruz? Gerçekten mükemmel gidiyoruz değil mi? Vallahi üçü bir arada, beşi bir arada oldu. Hepsi bir arada oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tane sanatçı abimiz var. Namı değer. Erkek. Vallahi aramızda bir erkeğe alkış gelsin. Aramızda bir erkek var. Hem koca bir erkek. Baba bir tane şöyle kısacık bir Türk oku. Zahidem kurbanım olacak halim, yine bir nab duydu kırıldı benim. Gelenden geçenden sorarım, zahiden bu hafta oluyor gelin. Hezeri hey seley gönüle seley, çiçek kadar döktüm ben de gazeli. Boca diyarlarda gezdim dolaştım, bulamadım zahidem senden güzeli. Evet baba, çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Programın da sonuna geldik babam benim. Evet, ben başkanımı yanıma almak istiyorum. Alim başkanımı.
Evet, kısaca başkanım şöyle sen son sözlerinizi alalım. Programımız son çok sözleri, muhteşem kaldı? Geçti. Vallahi son bir dakikadayız. Bir dakikayız. Evet, kısacık. Biz geldik. Şöyle kameraya konuşalım. Biz geldik arkadaşlarımızla. Burada sizlerle beraber hoşbeş olduk. Türkiye'nin ondan sonra yurt dışındaki arkadaşlarımız hep bizleri izledi. Sizin sayenizde Mavi Karadeniz Televizyonu'nda dağıtıldı, tanıtıldı. Bundan sonra beraber zaten paslaşırız, çalışırız. İnşallah başkanım, baş tacı. Her zaman siz de bizim baş tacımızsınız. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet olalım. Cümlemiz. Bizden bu kadar. Başkanıma evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tane de hanıma ama mikrofonu uzatmak istedim. Şöyle kısacık hanıma amdan son konuşmamızı yapsın. Ben de çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim anam. Gerçekten bu o kadar güzel bir milletiz ki biz. O kadar güzel bir insanız ki. O kadar değerli bir milletiz ki. Bizim anneannemiz, adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir de şuna gerçekten inanıyorum, kalbimle inanıyorum. Deve. O hayvan o kadar gururlu, o kadar güzel bakıyor ki kafasını yere eğdirmiyor. Bir Türk hayvanı, bir Müslüman hayvanı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet, teşekkürler anam. Ağzına yüreğine sağlık. İyi ki geldin, hoş geldin. Sevgili Yunus kardeşime, İsa kardeşime, orkestrama, herkese efendim çok teşekkür ediyorum. Alkışlayan elleriniz hiçbir zaman dert görmesin diyorum. Şöyle kısacık bir sponsorumu geçeceğim. Özdinç Orman Ürünleri sevgili sponsoruma, yine ALS Garden Düğün Salonu Umut Aras abime çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanında olduğu için. İnşallah şimdiden sonra derneklerimiz, başkanlarımız hep birlikte olacağız. Bu kültürümüzü yaşayacağız ve yaşatacağız. Önümüzdeki hafta ayın 17'sinde İzmir Karabağlar Belediye Kültür Merkezi'nde aynı programımızı Ege bölgesindeki ve tüm Türkiye'deki yörük derneklerimizle beraber orada olacağız. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Muhteşem bir gece oldu. Ekranları başında izleyen tüm dostlarımıza, sayfalarımızda izleyen güzel insanlara saygı selamlar bizden olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Haydi bakalım. Özdinç Orman Ürünleri'nin katkılarıyla hazırlanan Adem Görgülü ile 7'den 70'e Görgülü Show sona erdi.